Hepinize yeniden merhabalar dostlar. Evet, sizi bugün İsveç'te elektronik mağazasına getiriyorum. Elektronik fiyatlarına bakacağız içeride. Telefonlara, bilgisayarlara vesaire fiyatlarına bakacağız. Neredeyim? Netonnet firmasındayım. Hadi hazırsanız içeriye girelim. Arkadaşlar bu Netonnet'in farkı diğer o Elgiganten'den, Mediamarkt'tan falan, burası biraz daha böyle ambarvari bir yer. Depo mantığında insanlar genelde internetten sipariş verip gelip buradan teslim alıyor. Ama gelip buradan perakende de satış yapabiliyorsunuz. Şimdi sizlere çok büyük bir yer burası ama böyle bir sürü işte air fryer'lar, işte ev eşya, küçük ev aletleri falan filan bir sürü şey var. Bununla ilgili benzer bir video yaptığım için Elgiganten içerisinde şimdi size oraları göstermeyeceğim. Size sadece gidip elektronik taraflarına, ilginizin çektiği taraflar, bilgisayar taraflarına vesaireye odaklanacağım. Şimdi sadece oraya doğru yürüyorum. Yürürken de içeriği siz görmüş olun. Kamerayı çevireyim. Belki bilgisayarlar, televizyonların fiyatlarıyla ilgilenebilirsiniz diye televizyon bölümünü de çekeceğim. Çok fazla kalmayacağım. Burada çok zaman harcamayacağım. Sadece mesela şu Toshiba'nın şu Android televizyonu 5000 kronmuş. Şunlar. Şu LG'ler var. LG'lere gideyim. LG'nin hangi modeli bu? İşte 48A2 modeli LG'nin. Bunun fiyatı 7000 kronmuş. Buradan ben bilgisayarlara doğru geçiyorum arkadaşlar ama buradan... Şimdi burada size göstermek istediğim çok güzel bir şey var. Burada bir alan var. İşte geri, işte ürün alıyor ya insanlar, beğenmiyor, geri iade ediyor mesela. Onların tekrar satıldığı, indirimli satıldığı bir alan var. Oradaki fiyatları da size detaylı göstermek istiyorum öncelikle. Oraya doğru yürüyorum. Evet, bahsettiğim alan burası. Mesela şöyle bir tane gaming monitör varmış. 4.790 satıyormuş. Normal fiyatı 4.990'mış. Bunun markası ne? İşte şu. Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi daha da böyle gideyim. Mesela şu printer. Epson'un şu printeri. 3.690 iken 3.000 inmiş. 690 kron fiyatı düşmüş. Normal satış fiyatında. Burada ilginç ürünler var. Mesela şu PlayStation'ın direksiyonu. 3.000 krondan 2.500 krona düşmüş. 500 kron Logitech'in PlayStation için uyumlu direksiyon seti. Mükemmel bir alet. Aha. Benim mikrofonun aynısını görüyorum burada. HyperX'in. Ha, bu Quad S'miş yalnız. Benimkinden iyisiymiş. VB100 modeliymiş. Quad Cast S modeli bu herhalde. 1800 krondan 1500 krona düşmüş fiyatı. Mesela şurada şey var. Bir tane hafıza kartı görüyorum. 600 krondan 580 krona düşmüş. 256 GB'lık micro SD hafıza kartı. Bu neymiş? Bu yine bir bilgisayar tüzüğü. Şurada mesela saatler var. Saatlerin fiyatlarını falan görüyorsunuz burada, işte Garmin saatleri falan. Burada bir tane GoPro var. GoPro kaç bu? Hemen bakıyorum. Ha, handle'mış bu sadece. Şu handle'mış GoPro'nun. 300 krondan 240 kron, 60 kron ucuzlamış. Burada bir tane smartphone var. Bu mesela 300 kron indirime girmiş. İlgilenen varsa DJI'nin yeni çıkardığı işte bu magnetic action kamerası var. 3890'dan 3290'a düşmüş bu. Şu Miya'nın Android TV'si 700'den 690'a düşmüş. GoPro için batarya var. Burada Garmin'in saati var. Bu işte 4900'den 4500'e düşmüş o da. Yine biraz büyük kameranın aynısı. Şurada mesela ama bir tane mini klavye var mesela. Bunu ben düşünebilirim çünkü benim biliyorsunuz klavyem yok. Şu an evdeki klavyem bozuldu. Fiyatı bunun 1600'den 1290'a düşmüş ama gene pahalı ya. Bir klavye için de o kadar para vermek zor geliyor bana. Şurada şey var, kulaklık var mesela Logitech'in. 500'den 400'e düşmüş, 100 kron düşmüş. Yani bu da böyle güzel İndirimli ürünler olabiliyor arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi burada böyle güzel ürünler görebiliyorsunuz. Şimdi biraz da böyle şeye doğru geçeyim. Apple standına doğru geçeceğim ama ilgilisi olanlar için şurada kılıflar vesaire. Burada her şeyi bulabiliyorsunuz. Şimdi şöyle Apple standına doğru gideyim. iPhone 14 Pro Max'i incelemeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar Pro Max, bu 128 GB'lık olanı 16.000
490 kronmuş. Bunların bakayım diğerlerinin fiyatları var mı, burada yazıyor mu? Yok, göremedim. 14 Pro var. Max olmuyor ona. 15.000 kronmuş bu. Burada 14 Plus var. 13.490 kron. Bu şu iki kameralı olan rengi. Ekranın Pro Max de aynı ama işlemcisi vesairesi 14 ile aynı herhalde. Bu da normal 14. Standart 14. Bunun fiyatı da 11.590'mış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da böyle. Bu mavi olan rengi. Şimdi yeni çıkan Apple Watch'lar var. 7.000 kronmuş mesela bu. Şu da, bu hangisi olduğunu bilmiyorum ama farkı ne bilmiyorum ama bu da 3.390'mış. Apple Watch'lar çok bilmiyorum. Şimdi burada tabletlere geleyim. iPad Pro'lar var burada arkadaşlar. Şu iPad Pro zaten şey, M2 işlemcili, neredeyse Apple Mac gibi aynı özelliklere sahip, o kadar güçlü bir alet. Fiyatı 17.000 kron. Ucuz değilmiş. Kaçlık olanı bu? Kaç inçi? 12.9 inçlik olanı. Burada iPad Air var. Gördüğünüz üzere. Bu 8.790. Ve normal iPad'ler var. İşte ilk jenerasyon, kaçıncı jenerasyon? Bu normal iPad Air falan olmayanı. O da 5.000 kron. Şimdi burada arkadaşlar güzel aletler var. Apple'ın yine. Şimdi burada Apple'ın şeyi görüyorsunuz. Şu kutu. Buna bir tane monitör bağlıyor. Klavye ve mouse bağlıyor. Bu gördüğünüz zaman aletin fiyatı 20.000 kron. Şöyle. Şu setin. Burada iMac var. Biliyorsunuz bu kasa kendi içinde. Şu alet biraz daha hızlı ve güçlü olabilir. Bunun fiyatı 17.500 kron. Şu haliyle, şu setle. Gördüğünüz şu setle. Şimdi arkada da MacBook'lar var. Bir onlara bakalım. MacBook Pro. Bu MacBook Pro'nun 16 GB'lık olanı, 16 inçlik olan ekran arkadaşlar. Bunun fiyatı yaklaşık 30.000 kron. MacBook Pro'nun 13 inçliği var burada. Bu M2 işlemcili MacBook Pro, yeni çıkan Pro. Bunun fiyatı 17.590 ama 256 GB SSD, 8 GB RAM olan versiyonu. Burada MacBook Air var. Bu da yine M2 işlemci, 256 GB'lı. Aynı şeyler, birisi Pro, birisi Air. Aradaki fiyat farkı 1000 kron arkadaşlar. Pro ile Air arasındaki fiyat farkı aynı özelliklerde 1000 kron. Ben dedim ya arkadaşlar, burası biraz böyle depo usulü çalışıyor diye, depo mantığında çalışıyor. Şimdi ürünleri açmıyorlar çok fazla. Şimdi onları göstereceğim. Burada ürünlerin özelliklerine etiketler vesaireler var. Bilgisayarlar genelde kutunun içerisinde, standa açmıyorlar. Şimdi şöyle çevirecek olursam arkadaşlar, mesela Galaxy Book 2, Samsung Galaxy Book 2 var mesela. 9.590 kronmuş. i5 işlemcili olanı. Şimdi ben biraz biliyorum, daha çok böyle oyun bilgisayarlarına doğru gideyim şöyle. Mesela MSI'ın şurada bir tane 1 TB SSD'li 16 GB RAM'li bilgisayarı varmış. 13.500 kron. Ekran kartı var mı yazıyor mu? Burada ona bakıyorum. i7 işlemciliymiş. Ekran kartı özelliklerini göremedim. Business laptopmuş. Muhtemelen ekran kartı çok iyi bir şey değildir. Ama şurada biraz daha gamerlar için olan laptopların fiyatlarını göstereceğim size. Şu şöyle Legion'un gaming bilgisayarı. AMD Ryzen 5 işlemcili, 512 GB SSD, 16 GB RAM varmış. Üzerinde GeForce RTX 3060 ekran kartı var. 6 GB RAM'li olanı. Fiyatı 16.000 kron. Hemen yanında Asus'un Tough Game dediği var. GeForce RTX 3050 ekran kartı var. 4 GB hafızası var kendi içerisinde ekran kartının. Hemen yanında yine Ryzen Gaming Book var. HP Victus bu. Bunda da Nvidia GTX 3060 6 GB'lık olanı var. Fiyatlarını zaten görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden çok fazla okumuyorum. Hemen onun yanında burada MSI'nin Katana'sı var. 26.000 kron. Bunda ne varmış böyle? 1 TB SSD var. 32 GB RAM var. GeForce RTX 3070 8 GB'lık ekran kartı varmış. Bu laptopta fiyatı 26.000 kron. Hemen onun yanında Asus'un Zephyrus diye bir tane bilgisayar var. 1 TB SSD, 16 GB RAM, RTX 3060 ekran kartı var. Onun yanında da yine Asus ROG Strix var. Bu işte 1 TB SSD, 16 GB RAM, Nvidia RTX 3070 8 GB ekran kartı var. Fiyatı da 24.000 kron. Evet arkadaşlar, şimdi yine ilginizi çekebileceğini düşündüğüm SSD harddiskler buldum. Harici harddiskler var dışarıdan takılabilen.
Onları buldum ve fiyatlarını size göstereceğim. Şurada mesela normal hard diskler de var. 2 TB, 4 TB'lık 1200 kron civarlarında ama şu SSD'lere doğru geleyim. 1 TB SSD Samsung'un 870 QVO'su 1000 kronmuş. 990 kron. Burada mesela Samsung'un yine bu mesela 500 GB'lık olanı 700 kronmuş. Burada yine 500 GB'lık 970 EVO'su var Samsung'un. Bu da 900 kron. Burada 2 TB'lık Samsung'un EVO'su var. SSD hard disk 2000 kronmuş. Burada 4. jenerasyon 2 SSD 2 TB'lık SSD var. Bu neyin? Kingston'ın 2400 kron arkadaşlar. Burada yine Kingston'ın SSD'si var. A4000 diye 120 GB'lık 250 kronmuş şu alet. Bunun 480 GB'lısı var. 450 kron. Ve 960 GB'lı var. 850 kron Kingston'da. Şimdi sizlere şeyi göstereyim biraz da. Anakart göstermek istiyorum. Motherboard. Şimdi anakartlara geleyim. Gigabyte'ın şöyle Z790 Gaming bir ana board'u var. Fiyatı 3790 kron. Onun yanında Asus Prime diye bir tane anakart var. Şu alet. Bu da 2790 kron. 12. jenerasyonmuş bu. Jenerasyonların ne olduğunu da bilmiyorum ama Aorus diye bir tane Gigabyte'ın Aorus diye bir modeli var. Bu da yine 2390 kron. Şimdi modellerini bilen insanlar bunlara bakarlar. Burada bir de Pro Series diye bir şey var. Neyin bu? Intel Motherboard diyor. Intel'in 2390 kron, 2400 kron. Asus ROG'un anakartı var burada. Gaming anakartı var. 4190 kron arkadaşlar. Yine burada Asus Prime'ın var. 2300 kron. 2900 kron pardon. 3000 kron neredeyse. Burada yine Asus Prime'ın var. 2700 kron. MSI'ın ekran kartları, anakartları var burada. 1500 kron. Yine MSI'ın burada bir tane daha var. 1600 kron. Asus ROG var. 2300 kron. Şöyle yavaşça geçeyim. Hepsini de tek tek söylemeye gerek yok herhalde. Burada ama gördüğüm en pahalı anakart şu Asus'un ROG serisi 4200 kron. Şimdi burada bir de fanları göstereyim size. Soğutma fanları var. Onların da fiyatlarını göstereyim size. Şimdi burada ATM power supply'lar da var. Şurada da fan var arkadaşlar. Görüyorsunuz bir tane. Ne olduğunu da bilmiyorum. 2190 kronmuş. Şurada bir tane aktif fan var. 1290 kron. Soğutma, liquid soğutma sistemi diyor. Burada yine soğutucu sistemler var, fanlar vesaireler var. Şurada görüyorsunuz. Bu mesela 1790 kronmuş şu alet. LED'li, işte RGB LED'liymiş. Aşağıda bir tane var. Yine bir Corsair'in soğutma ünitesi 2200 kron. Bu da yine Corsair'in başka bir soğutucu fan sistemi 1700 kronmuş. Bu da 2000 kron yaklaşık Corsair'in H100i Elite dediği modeli. Evet arkadaşlar, ekran kartlarını yeni bulamadım. Onları size aslında çekmek istiyordum ama sordum. Ekran kartları genelde arkada kapalıda oluyormuş. İnternet üzerinden sipariş veriliyormuş. Buradan gelip teslim alınabiliyormuş. Yani kutuların içindeymiş. Direkt rafta böyle bir ekran kartı göremiyoruz. Ama ben de kendime şunu aldım buraya hazır gelmişken. Şu LED lambayı aldım. Bu akşam evde bir şey yaparken arkaya perdeye merdeye yansıtayım falan diye böyle bir lamba aldım. Dediğim gibi Netonet iyi bir seçenek. Fiyatlar iyi. Hatta bakın şöyle içeriye size biraz göstereyim. Raflar böyle bu şekilde burada. Tam böyle depo ambar muhabbetinde. Burada ürünleri gösteriyor. Arka taraftan gidip raflardan alabiliyorsunuz. Bu şekilde bir ortam burası. Yani iyi bir firma. Fiyatlar medya marka vesaireye göre daha iyi. Daha uygun. Özellikle o gösterdiğim hani geri dönenler vardı ya. Onlar çok uygun fiyatlı. Buraya gelecek olan arkadaşların ziyaret etmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Eğer elektronik bir şeye ihtiyacınız varsa. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.